Tabi bugün Elazığ çok farklı bir gün yaşıyor. Türkiye'nin gündeminde olan kentsel dönüşümü Elazığ'da masaya yatırdık. 4 ayrı oturumda kentsel dönüşümü A'dan Z'ye irdeliyoruz, inceliyoruz ve konuşuyoruz. İşin uzmanları burada, işin teorisyenleri burada, bakanlık burada, üniversiteler burada ve özel sektör burada, belediyeler burada. Elazığ açısından gururluyuz. Türkiye'deki bu işin uzmanlarının Elazığ'da toplanmış olması ve böyle bir panel ortamında bir araya gelmiş olması bizim açımızdan gurur verici. İnanıyorum ki 4. oturumdan sonra da hafızalarımızda kentsel dönüşümle ilgili oluşmuş olan bütün sorular giderilmiş olacak ve Elazığ'da kentsel dönüşümle ilgili Türkiye'ye ve dünyaya bir ses vermiş olacağız. Biz panelin birinci kısmına katıldık. İyi geçti. Tabii bizim de panelle alakalı bir takım beklentilerimiz de vardı. Bittikten sonra aslında bunun iyi bir yorumunu yapmak lazım. Elazığımızın kentsel dönüşüm yaparken Elazığımızın tarihine ve kültürüne çok dikkat etmek lazım. Kentsel dönüşümlerin Elazığımızın tarihine ve kültürüne asla zarar vermemesi lazım. Kentsel dönüşümlerimiz daha çok insan odaklı olması lazım. Ama zaman zaman bunun parasal odaklı olduğunu da görüyoruz. Tabii bunları aşmamız gerekiyor. Bu bölgelerde özellikle ev sahipleriyle alakalı çalışmalar yaparken bunların gönül rızasını doğru bir şekilde almak lazım. Hakkaniyete uyarak almak lazım. Elazığımızda yapılan bazı TOKİ'nin yaptığı binalar var. Özellikle Şahinkaya tarafında yapılanlar var. Biz bunlara baktığımız zaman eğer bunlar gibi yapılacaksa yapılmaması daha iyi. Çünkü bunları yaparken çok şeylere dikkat etmemiz gerekiyor. Örneğin bu binaları yaptığımız zaman diyeceğiz ki, bir Allah göstermesin deprem olduğu zaman, diyeceğiz ki evlerinizden dışarı çıkmayın. Japonya'da biliyorsunuz bu böyle yapılıyor. O kadar güzel konutlar yapılıyor ki kendi vatandaşlarına deprem olduğu zaman evlerinizden dışarı çıkmayın, evleriniz daha emniyetli de diye söyleniyor. İnşallah biz de kentsel dönüşümde bunları görmek istiyoruz. Yeşili görmek istiyoruz. Güneşi görmek istiyoruz. Temiz bir hava almayı görmek istiyoruz. Bunların hepsinin olması lazım. Eğer bunları yapamıyorsanız kentsel dönüşüm yapmanın bir anlamı yok zaten. Yani toplantımız çok iyi geçti. Kentsel dönüşümden bilmeyen olayları halkımıza iyi anlatmamız lazım ki toplumda genelde kentsel dönüşüm denildiği zaman sanki böyle kamu hemen devlet belli bir arsayı alıp ev sahibi yapacak. Öyle değil. Aslında yaşam alanları oluşturmak lazım. Belli bir alanı oluşturmak lazım. Belli bir arsayı oluşturmak lazım. Onun için yani geleceğimiz için yarınları oluşturmamız lazım. Bizim için kentsel dönüşüm çok çok önemli. Ki biz halk olarak, yerel yönetim olarak, devlet olarak buna müsaade etmemiz lazım. Bu çalışmayı önde tutmamız lazım. Yani onun için ilimiz için iyi oldu. Bu bir başlangıçtı. Özellikle kendi bölgem için de aynı sıkıntı var. Sivrice ilçesinde halen imarımız olmayan yerler. Halen 3-5 kişiden daha tapu olan yerler. Ama inşallah kentsel dönüşüm ilimizde başlamış olursa ki diğer ilçelerimizi de seyredecektir. Yani iyi olacaktır düşünüyorum. Öncelikle şehircilik ve kentsel tasarım kavramlarının üzerinden kısaca geçecek olursak, şehircilik planlamayı, mimarlığı, peyzaj mimarlığını, mühendisliği kapsayan bir alan. Ve bu disiplinlerin araç olarak kullanılmasıyla oluşturulan kültürün ürünüdür. Kentsel tasarım ise kentsel yerleşmelerin bütündeki politikalar, kentsel morfolojiyle uyumlu üç boyutlu tasarımlar, kentsel yaşam kalitesini arttırıcı eylem planları olarak tanımlanabilir. Kentlerin kentsel estetiğini, mekansal kalitesini, kültürel değerlerini, çevresel duyarlılığını üst seviyelere çıkarmak amacıyla kentsel tasarım projelerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fiziksel mekanın dönüşümünün yanı sıra sosyal adalet ve gelişim, sosyal bütünleşme, yerel ekonomik kalkınma, tarihi ve kültürel mirasın ve doğal çevrenin korunması, zarar azaltma ve risk yönetimi, sürdürülebilirliğin sağlanması gibi ilkeler çerçevesinde kapsamlı ve bütünleşik bir yaklaşımla ele alınması gereken bir konudur. Kentsel sorunlara çözüm getiren kapsamlı, bütüncül vizyon ve eylemler bütünüdür.